Şimdi İsmail'den Aleyna'ya geçelim. Aleyna'nın da Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok değişik bir röportajı vardı. O da hayatında ailesiyle ilgili, babasıyla ilgili yaşadığı bir olayı bize detaylı bir şekilde anlattı. Bakalım Aleyna o anlarda neler yaşamış. Anneler bir şekilde annelik görevini yerine getiriyor ama babalar bu görevi başka bir şekilde taşıyor. Yani bu görevi sanki Böyle bir zaruriyetmiş gibi, bir sorumlulukmuş gibi değil aslında. O senin doğandan gel gelen bir şey, annelik. Ama babalık öyle değil maalesef. artık açıkçası. Çünkü sevseydi çoktan şu anda benimle iletişime geçerdi. Yani ulaşmak çok zor değil ama hayatından mutlu ki istemiyor. Bunu düşünüyorum hani demek ki mutlu. Ben de mutluyum annemle kardeşimle. Ona ihtiyacım yok onu da biliyorum. Ama ne olursa olsun ben sen, hani senin bir parçalım. Kardeşim senin bir parçan. Hani istiyorum ki bunu unutmasın. Ama babam o kadar farklı bir insan ki gerçekten. Yani varlığıyla bir insan nasıl yokluğunu hissettirebilir? Gerçekten bunu yaşat, yaşattı bana şu 10 senede. Hayatım boyunca neden yoktun baba? dediğimde bana ne diyecek? Hani ben o cevabı merak ediyorum. Baba neden? Neden yoktun Yani neden hayatımda yoktun? Bunu dediğimde ne diyecek bana? İstemiyordun mu diyecek? Evlendim çoluk çocuğum oldu yeni hayatımda daha mutlu muydum diyecek. Ne diyecek yani cevabı ne? Ben sana ne yaptım baba? Hani annemle boşandın, tamam ama ben ne neden boşanıyorsun? Yani ben sana ne yaptım? Ben senin çocuğunum. Ben sana ne yapmış olabilirim benden uzaklaştıracak sana? Bunun cevabı büyük ihtimalle bana veremeyecek ben eminim. Çünkü verecek bir cevabı yok. Evet Damla neler söyleyeceksin? bu konuyla alakalı. Ya artık bütün yarışmacıların duygusallığının böyle daha tavan yaptığı anlardan e, hani son ay diyeyim artık. O yüzden de çok normal karşılıyorum. Bir duygusal bir boşluğu e, muhakkak vardır. Hani özel hayatlarıyla alakalı. Ben yarışmacıların çok böyle yorum yapmayı da sevmiyorum açıkçası. Çünkü hani ne yaşadığını, ne yaşandığını bilmiyoruz. Bunun hakkında da böyle hani bu olabilir mi acaba gibi bir boyutta değilim. Sadece e, Duygusu olarak çok büyük bir boşluğu olan Aleyna'nın yani dilerim e, en kısa zamanda babasıyla görüşür ve bu problemini halleder diyebilirim sadece. Mert? Yani tabii aslında hepimizin yaşadığı, çoğu insanın yaşadığı olaylar bunlar. Damla'nın da dediği gibi artık Survivor'daki o ortam insanın hı hı. içinde sakladığı duygusal her şeyi ortaya çıkartıyor. Aleyna da hani bütün içtenliğiyle röportajda bunu anlatmış. Yani bir yorum hani ne yorum yapabilirim ki böyle bir duruma ne diyebiliriz ki yani insanların yani aşina olduğumuz durum aslında yani herhalde bu 10 ailenin birinde böyle şeyler oluyor yani günümüzde. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah ilişkiler düzelir hani ya çünkü şey oluyor abi ya yani bu işte bunlar geldi böyle çocuklukta bu tip şeyler yaşayınca ileride bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir bastırıyorsun, bastırıyorsun, bastırıyorsun belli bir yaşa kadar 30 belki 35 belki 40 yaşına kadar. Bir yerde çıkıyor abi ortaya. Yani o yüzden hani mutlu bir çocukluk, aile bağları kuvvetli geçirmek lazım o çocukluk dönemine. İnşallah yani bu hani bir de olay şöyle. Hani bu tip şeylerde ağlıyorsun, gözyaşı döküyorsun ama oraya takılı kalıyor musun? Bu senin hayatında mesela bir engel mi? O duygusallık senin hayatta ilerlemeni... yavaşlatıyor mu, engelliyor mu? Yoksa hani o anlık sadece bir tepkime böyle bir hani duygusal bir boşalma gibi bir şey mi? Bence mutlaka ben var. Ben Aleyna'nın yani güçlü diye. bir kız olduğunu düşünüyorum. Ayakları yere basan güçlü bir kız olduğunu düşünüyorum. Tamamen artık survivor şartlarından dolayı vermiş olduğu duygusal bir reaksiyon olduğunu düşünüyorum bunun. Hani çıktıktan sonra bu konunun onun hayatında çok büyük bir engel teşkil edeceğini, onu yavaşlatacağını düşünmüyorum. Yani güçlü bir kız hayatına yine ...güçlü ya bir, bir şekilde devam eder diye. ben geliyoruz ama muhakkak bunun hayatımızda e, yani hayatımız boyunca ben etkisi olduğunu düşünüyorum yani bir yerde bir boşluk hissi hissediyorsun şimdi. oluyor evet sen oluyor. atıyorum annenle babanla tabii. telefonla konuşurken bile hani yandan bir başkası bu konuya şahit olduğunda ister istemez hani kendi hayatını bir anda devreye sokuyor e, bir belki ister istemez bir kıyaslamaya giriyor ya da o duygusal boşluğunu da bir şekilde gün yüzüne çıkartması gerekiyor. Biz yani ben Aleyne için üzüldüm tabii ama yani tek temennim sadece umarım hayatı boyunca yani çok mutlu olur ve e, aile ilişkilerinde toparlar diyorum ama Hı. önemli olan e, bir babadan da ne düşündüğünü duymak isterim ben. Şöyle yani ben e, şöyle söyleyeceğim. Gözleri Çocukken hep hani şeyi sorgulardım. Bir çocuk mesela ailesini niye bırakıp gider diye. Bir neden de bulamazdım. O yüzden hep böyle kendimce çocuk aklımda ya da genç aklımda hep bir ayıplardım. Çünkü bazen evleniyor, ailesini tamamen silip atıyor ya da hayatına bir şey giriyor ve annesinden babasından bir şekilde uzaklaşıyor. Hep böyle ayıplardım, kınardım. Ama şu an mesela baba olduktan sonra şu bana çok şey geliyor. Ya bir insan çocuğundan bir saniye bile olsun nasıl ayrı kalmak ister? Bunu mesela ben anlamıyorum. Hiçbir şekilde anlayamıyorum. Şu an Aleyna'yı seyrederken gerçekten bak dün de böyle oldum. Çok kötü oldum. Yani baba çok enteresan ve önemli bir figür insanın hayatında. Evet. Tabii yani ki. Birçok böyle olay da olduğu için bunu söylüyorum. Sadece Aleyna özelinde değil ama Allah aşkına çocuklarınızı da düşünün. Yani onların hayatında ne kadar önemli bir yeriniz olduğunu düşünün. Kendinizi düşünün. Ben elimden geldiğince çocuğumla, iki buçuk yaşında çocuğumla her anımı beraber geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bugünlerin geri gelmeyeceğini biliyorum. Ben de bilirim evde oturayım, elime alayım telefonu, çocuğa da vereyim tableti. İkimiz öyle takılalım. Hayır, parka gidiyorum, insanlarla tanıştırıyorum, marketteki insanlara selam verdiriyorum, bekçiye, apartman görevlisine merhaba yaptırıyorum, öpücük attırıyorum. Çünkü benim hayatımda kendime ve çocuğuma yapabileceğim en büyük yatırım bu. Bu çok net bir şey. Ve onunla zaman geçirdikçe bu benim için terapi gibi. Hayatım güzelleşiyor. O yüzden ben bir baba olarak bir insanın çocuğuyla neden konuşmadığını, bunun nedenini bilmeden tabii ki söylüyorum ama anlamıyorum. Yani bu insani, insani ya da vicdani bir ahlaksızlık. Bana öyle geliyor. Gerçekten bak hani belki sert bir şey olacak ama çünkü ben de kendimi düşünüyorum. Kızım büyüdü ve ben onunla görüşmüyorum nedeni ne olursa olsun. Yani benim onu bırakıp gitsem bile nasıl bir hayatım, nasıl kötü bir hayatım olabileceğini düşünüyorum. Çünkü vicdanlı bir insan şunu düşünür. O kız acaba nasıl büyüyor? O kız büyüyünce bana hesap sorduğunda ben ne diyeceğim? Aleyha bunu düşünüyor. Ben babama niye gittim, Beni 10 yıldır niye aramadın dediğinde ben ne diyeceğim? Sırf şu sorunun cevabını bulmakla geçen bir 10 yıl beni bitirir. Ben ya kanser olurum. Ya da gider kendimi asarım. Başka bir şey değil bak. Vicdanlı insan bunu düşünür. O yüzden rica ediyorum ne çocuklar anne babalarını üssün ne de anne babalar çocuklarını bırakmasın. Şunu da ekleyebilir miyiz buna? Tabii. Çocuğuna sahip çıkmayacaksan çocuk dünyaya getirmeyeceksin kardeşim. Aynen öyle. Çok Tabii açık de. ve net. Kesinlikle. Sen çocuğunun hayat planlamasını yapmadan çocuk getirmeyeceksin dünyaya. Güvenemiyorsan kafanda ufacık bir soru işareti varsa çocuk getirmeyeceksin dünyaya. Evet, çocuk gelir rızkıyla gelir diye bir laf vardır ya mesela. Ben inanmıyorum abi böyle falan. Katılıyorum. Çocuk rızkıyla gelmez. Senin rızkın varsa çocuk iyi yetişir. Sen iyi büyütebileceksen, iyi yetiştirebileceksen iyi yetişir. Ama sen ilgilenemezsen, ilgilenmezsen o çocuk iyi yetişmez. Bak çocuk nasıl rızkı geliyor? Açık rızkıyla yani. geliyor biliyor musun? Hani gerçekten Allah çocuğu olanı görüyor. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. O ayrı. Rızkı hayatıma... veren Allah anlamında, hani o değil anlamında Bak, söylemiyorum. Hem, doğru söylüyorsun. Hem ha. rızkı veren Allah ama şöyle bir Hani şöyle söylüyor. bir rahatlık var ya, aman ne de olsa büyür. Aman ne de olsa bir Yo, şekilde öyle büyür. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok işte. Öyle büyüdüğü için bu nesil, ha. alt nesil zaten böyle saçma sapan şey oluyor. Kopuyoruz kültürümüzden, kimyamızdan, her şeyimizden. Şey oluyor abi, çocuğun olunca sana bir şevk, şevk geliyor. Daha mutlu oluyorsun, daha pozitif oluyorsun. Hani derler ya, güne ilk başladığında geç aynaya gülümse. Yani her sabah elini yüzünü yıkarken inan bana çocuğun varsa daha mutlusun. E daha mutlu olursa yaptığın işler daha bereketli oluyor. Daha insanlara selam vererek devam ediyorsun hayatına. Kötü şeyler daha az var. E böyle olduğu zaman hem ekonomik hem sosyolojik her konuda daha verimli bir hayat yaşamaya başlıyorsun. Aslında rızkı çocuk mutluluğuyla sana getiriyor. Sen de daha çok üreterek, daha çok çalışarak, daha keyifli olarak etrafına güzel enerji yayarak i̇şte, bunun üzerine onun çekiyorsun. Onun bilincinde olan var, bilincinde olmayan da var ama. Olacaksın abi, olacaksın. olacaksın. Baba olmak kolay bir şey değil. Herkes iyi baba olmak zorunda. Bu net. Kötü bir baba olanlara da Allah yardımcı baba olsun. Baba anda o bir Öbür de... tarafı da var, onu da söyleyeyim. Evlatlar için Ona de Ona çıkarman lazım. Evlatlar için de geçerli. <laughs> Ana babamızın kıymetini bilelim. Her zaman diyelim...